Bu coğrafyada duyguları ve düşünceleri şiddetle bastırmak, geriletmek eğilimi hep öne çıktı. Bugün de böyle bir şey var. Farklı düşünen, farklı duyan, farklı hisseden insanları ceza tehditleriyle, cezaevleriyle korkutmak, sindirmek, geriletmek düşüncesi bugün de var. O zaman bizlere düşen bir ölçüde bu politikaların, bu anlayışların artık terk edilmesi gerektiğini göstermek, bunları boşa çıkarmak. Bu gazete açıkça söylemek gerekirse sayıcı gazetecilik yapıyordu. Sayıcı muhalefet yapıyordu. Eleştiriyordu. Herkese eleştiriyordu ve herkese eşit mesafede, eşit uzaklıkta kalıyordu. Şimdi bu gazetenin yayınlarından rahatsız olanlar ne yazık ki darbe girişimini fırsat bilerek, tabii darbenin savunacak bir yanı yok. Hepimiz darbelere karşı çıktık. Hayatımız boyunca darbelere karşı çıktık. Ama bu darbeleri fırsat bilerek ne kadar muhalifiniz varsa bu vesileyle içeri alırsanız buna hem bizim itirazımız olur hem dünyanın itirazı olur. Ben 40 yıla yakın süredir karikatür çiziyorum. Yani pek çok siyasi döneme tanıklık ettim. Pek çok siyasi lidere sert sayılabilecek karikatürler çizdim. Hiçbir eleştiri cezai bir müeydeyle karşılaşmadım. Bir yaptırımla karşılaşmadım. Ama ne yazık ki bu dönem hayat alanımız çok daraldı ve bizim faaliyetlerimizden ve yazmamızdan, çizmemizden rahatsız olanlar bu şeyi, gerekçeyi kullanarak bizi içeri aldılar. Yani ben hayatım boyunca her türlü terör örgütüne en sert eleştirileri yönetmiş bir adamım. Yani en sert eleştirilerin altında benim imzam var. Ama ne yazık ki beni de terör örgütleriyle irtibatı sayarak içeri aldılar. Yani bu baskıcı, bu kaba tavra bir duruş sergilememiz lazım. Yani eğilecek, bükülecek halimiz yok. Çocuklarımız yaşıyor bu ülkede, torunlarımız yaşıyor bu ülkede. Bizim ülkemiz bu. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde kalırız. Cezaevine girmek gerekiyorsa da gireriz.